Bugün konuğumuz Fiat Doblo. Doblo yeni nesliyle aramızda ve daha önce tanıştırmıştım sizi bu araçla. Temeli biliyorsunuz zaten. Artık eskiden olduğu gibi Tofaş tarafından geliştirilmiş, Bursa'da üretilen bir araç değil Fiat Doblo. Bunun yerine eski PSA, yeni Stellantis ticarilerinin Fiat logolu bir versiyonu, yani üzerine Doblo yazılmış bir Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Toyota Prius ya da Opel Combo diyebiliriz yanımızdaki araç için. Bu bazen kötüye gidişmiş gibi, eski Doblo artık yokmuş, farklı bir araç varmış gibi algılanıyor. Evet, eski Doblo artık yok ama eski Doblo'nun hayalini bile kuramayacak kadar fazla kullanışlık ve donanıma sahip olan bir araçtan bahsediyoruz burada. Yani her şey neredeyse daha iyiye gitmiş bile denilebilir. Temel olarak baktığımızda daha önce size Rifter'ı anlatmıştım ve onunla birebir her şey aynı, kullanışlığı aynı, donanımları aynı, motorları, şanzımanları vesairesi aynı. Yani sadece otomobili kullanıp size detayları yüzeysel bir şekilde aktarabilirim ama Rifter'ın videosunun üzerinden çok vakit geçmiş. Arada da diğer modelleri de hep zaten aynı şeye sığınarak yüzeysel bir şekilde anlatmışım size. O nedenle de Doblo'nun hatırına bir bilgi tazelemesi tabii ki yapabiliriz ve otomobilin etrafına bir tur atıp bütün kullanışlık özelliklerini size anlatacağım. Bu videoda Doblo bu yeni haliyle gerçekten kullanışlı bir aile otomobili haline dönüşebiliyor. Özellikle üst donanıma sahip olan versiyonları gerçekten de güzel özellikler sunuyor. Bunları da size aktaracağım. Düşük ÖTV'siyle birlikte de donanımlara ve hacme, kullanışlılığa ulaşmanın en kolay yollarından bir tanesi bu tarz araçları satın almak. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Doblo'nun etrafına bir tur atalım hemen. Doblo kompakt sınıfı ait bir hafif ticari araç ve ona göre de boyutları var ve tabii ki ticaretten beklentiler her zaman kullanışın yüksek olması yönünde. O kısma geçmeden önce gördüğünüz gibi aksesuarlı bir araçla birlikteyiz. Yan basamakları var. Basamakları gördüğünüzde karşınızda rekabetçi, mücadeleyi seven bir insan olduğunu anlayabilirsiniz kolay bir şekilde. Basamaktan kişilik tahlili yapmak mümkündür. Çünkü insanlar normal şartlarda ayağıyla basacağı yer arasında bir engel koymayı tercih etmezler. Basamak varsa orada demek ki o kişi bir şeyleri aşmak, bir şeyleri yenmeyi çok seviyor demektir. Bununla mücadele etmeyi çok seviyor demektir. Böyle bir durumu var basamakların. Diğer konuya geri dönecek olursak, asıl konuya geri dönecek olursak, tabii ki çok kullanışlı bir araçtan bahsediyoruz burada. Bu iri bagaj kapağının altındaki bu bagaj kapağını bir belki de gölgelik bir siper olarak da kullanmanız mümkün. Şuraya bir küçük masa, sandalye vesaire de atabilirsiniz. Ticari araçların en güzel özelliklerinden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi baş mesafesi gayet güzel. Bagajda aradaki baş mesafesi gayet güzel. Ve bagajda pek çok SUV'un bagaj kapağından daha alçak açılabiliyor. Yani kapalı park yerlerinde de rahat bir şekilde bu bagajı açabileceksiniz. Buradaki alan sadece camlar hizasına kadar ya da arka koltuk hizasına kadar doldurursanız 775 litre. Bu gerçekten devasa bir değer. Eğer tavana kadar yüklerseniz 1300 litre civarında bir yük alabiliyor. Normal şartlarda tavana kadar yüklemesi tabii güvenli olmayacak. Ama bu araçlarda paravan olmak zorunda, yük bölümüyle yolcu bölümü arasında bu paravanı da tepesine kadar yükleyebilirsiniz. Evet, arkanızı göremezsiniz iç dikiz aynasından ama yine de eşyaların içeriye gelmesini önleyebilecek bir özelliğe sahip. Bu bagaj gayet güzel, kullanışlı bir bagaj. 50 santim civarında bir yükleme eşiği var. Yerden 50 santim daha yüksek bir yükleme eşiği var. Yani ağır yükleri buraya rahatça yükleyebileceksiniz. Mesela bu konuda da SUV'ları geride bırakır. Hafif ticari araçlar doğal olarak böyle tasarlandıklarından tamamen dikdörtgen oldukça kullanışlı bir alandan bahsediyoruz burada. Pandizotu iki farklı noktada konumlandırabiliyorsunuz. İsterseniz tam yukarıda konumlandırıp bagajı tek parça halinde kullanabiliyorsunuz. Ya da ortada konumlandırıp böyle rafa dönüştürebiliyorsunuz. Bunun önemli bir faydası var ama ondan hemen önce tavanda da bir küçük saklama alanı var bu üst donanıma sahip versiyonda. Eğer paravan olmasaydı kabinden de buna ulaşmak mümkün olacaktı. Şu andaki paravan nedeniyle ulaşmak mümkün değil ama yine de bir saklama alanı var. Bunu da belki atlamamak lazım. Pandizot yukarıda durduğunda size sunacağı ekstra bir fayda. Hemen şu bagaj kapağını kapatayım. Bunu da göstereyim size. Üst donanıma sahip olan versiyonlarda tabii ki bagaj kapağını, camını ayrı bir şekilde açabiliyorsunuz. Bunun ne faydası var? Dar park alanlarında bu bagaj kapağını açmak birazcık sorunlu olabilir. Geriye doğru alanınız yeterli olmayabilir. Ya da ufak tefek şeyler için bu koca kapağı kaldırmak istemezsiniz. Pandizot da bu orta bölümdeki konumundaysa eğer burayı basit bir şekilde küçük bir yükleme alanı olarak kullanabilirsiniz. Eşyalarınızı buraya rahatça yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir özelliktir. PSA'nın hafif ticarilerinde bir de mesela BMW'nin Stechimagon'larında sunulur. Bazı SUV'larda da sunulur. Gerçekten de güzel bir özellik, hoş bir özellik. O zaman bir de arka koltukları göstereyim. Orada neler var neler yok onları anlatayım size. Doblo'nun arka koltuklarınız bu büyüklükte bir araçtan bolca alan tabii ki beklersiniz ve sonuçlarda tam olarak öyle. Boyun 1.75, bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel bir diz mesafesi var. Güzelden çok daha fazla bir baş mesafesi var. Bu araçta bir cam tavan var ama ona bile ulaşmam gerçekten çok zor. Hatta altında da bir raf var. O raf bile benden gayet uzakta duruyor. Bu tarz araçlarda tam olarak bekleyeceğiniz gibi. Ama burada bir paravan var. Paravan nedeniyle koltuk sırtlıklarının eğimi ayarlanamıyor ve koltukların sırtlıkları bayağı bir dik. Yani burada böyle kazık yutmuş gibi oturmanız bekleniyor ya da tabii ki kaykılarak
seyahat etmeniz gerekecektir. Birazcık öne doğru kaymanız gerekecektir. O zaman da diz mesafesini biraz daralmasını göze almanız lazım. Emniyet kemerini taktığınızda o kadar da rahat olmaz bu pozisyon. Bunun dışındaki konularda mesela güzel cam alanları var. Cam tavanını da eklediğinizde ferahlık algısı gayet güzel. Açık renk kaplamalarla vesaireyle ileriye doğru görüş açınız gayet güzel. Öndeki koltuklarla neredeyse aynı seviyede bu arkadaki koltuklar. Bunun dışında eski bir Doblo geleneği. Camlar tamamen açılabiliyor. Üst donanıma sahip versiyonlarda perdeler satın alabiliyorsunuz. Kapının içinde güzel bir saklama alanı bulunuyor. Koltuk sırtlarının arkasında saklama alanı var. Katlanır masalar var. Bu masalar aşağı doğru katlandığı için ağır bir şey koyarsanız buraya mesela laptop koymaya çalışırsanız tabii ki kapanacaktır. Ama mesela bir tablet belki de buraya konulabilir ya da ufak tefek yemek yerken mesela bunları kullanabilirsiniz. Hiç sevmem otomobilde bu arada yemek yiyenleri veya yemek yenilmesine izin vermem kullandığım araçlarda. Bunun dışında orta bölümde bir saklama alanı yok. Bazı PSA ticarilerinde orta konsol için bir ne denir bunda? Bir modül sunuluyor. Saklama alanı olarak kullanılacak vesaire için kullanılacak. Bu araçta Doblo'da bu sunulmuyor. En üst donanıma sahip olan versiyonda dahi burası o yüzden boş. Belki bir saklama olarak kullanabilirsiniz bu kısmı ama gördüğünüz gibi çok eğilmeniz gerekiyor oraya ulaşabilmek adına. Tavanda cam tavanla birlikte raf da geliyor. Bir raf sistemi de geliyor. Bu rafı da yine saklama alanı olarak kullanmanız mümkün. Eşyalarınızı buraya koymanız mümkün. Arka taraftan da bunun orta bölümü şeffaf. Cam tavandan gelen aydınlığı engellememesi için bu da ne demektir? Buraya koyacağınız eşyalar artık bırakırsa orada kirlilerse ya da oradan bir şeyler dökülürse onların hepsinin kalıntılarını buradan görebileceksiniz demektir. Her ışık yansıdığında orayı temizlemek de pek kolay olmaz tahmin edersiniz ki. O nedenle ben olsam orayı kullandırmazdım. Bunu da size bırakıyorum. Başka bir konu var mı bu tarafta anlatmam gerekenler? Genel olarak böyle. Orta bölüme geçtiğinizde 3 tane tek koltuk var burada yani. Her bir koltuk birbirinin birebir aynısı. Orta koltukta oturanlar için de böylece yan taraftakilerle aynı koltuk alanı sunuluyor. Neredeyse tamamen düz bir orta bölüm var. Şaft tüneli vesairesi yok. Küçük bir çıkıntı var orada sadece ama o da sorun olmayacaktır. Ortaya geçtiğinizde koltukların kızakları da geriye doğru geliyor ama onların üzerine de rahatça basabiliyorsunuz. Onlar tamamen bir kaidenin üzerinde olmak yerine tamamen zeminde bulunuyorlar ya da orta bölümde de ayaklarınızı tutabilirsiniz. Yandakilerin dediğim gibi birebir aynısı bu koltuk. Rahat bir şekilde burada da seyahat edebileceksiniz. Yani 3 tane yetişkin burada rahatça seyahat edebilir. 2 tane çocuk koltuğu varsa en önemlisi. Burada 2 çocuk koltuğun ortasında yetişkin çok daha rahat, çok daha konforlu bir şekilde benzerlerinden seyahat etme şansı bulacaktır. Güzel bir avantaj bu da aile kullanımı için. Baş mesafesi buradaki rafa rağmen makul denilebilir. Hala var baş mesafesi. Eskisi kadar cömert değil tabii ki. En azından benim boyumdaki birisi böyle dik oturduğunda eskisi kadar cömert değil denilebilir. Bu tarafa geri dönecek olursak tabii ki bir kol dayanağı bulunmuyor. 3 tane tek koltuk olduğu için burada. Isofix bağlantılar için fermuarlı açıklıklar yapmışlar. En azından fermuarlarını kullanmak daha rahat benzerlerinden. Mesela PSA SU'larında ya da bineklerinde kullanılan fermuarlar biraz daha bombeli bir alanda yer alıyor. Burada tamamen dik bir alanda yer aldığı için fermuarları kullanmak biraz daha kolay. Isofix bağlantılarını buradan rahatça yapabileceksiniz. Bunun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Durumlar böyle. Arka koltuk için. O zaman direksiyona geçeyim. Ön tarafta neler var neler yok. Sürüşte neler var. Onları anlatayım Doblo ile ilgili olarak. Şimdi Fiat Doblo'nun direksiyonundayız. Hemen kokpitten başlayayım anlatmaya. Zaten biraz önünde tekrar saydığım kardeşleriyle birebir aynı kokpitten bahsediyoruz. Bir hafif ticari araç kokpiti. Sert plastikleri her yerde bulmanız mümkün. Mesela Peugeot Rifter'da en azından Peugeot Rifter'ın üst donanımlarında biraz daha fazla dekoratif unsur bulmak mümkün. Fiat böyle tercih etmemiş dekoratif unsurları. Pek kullanmamış. Sadece havalandırma çıkışlarında vesaire de birkaç tane krom detay bulunabiliyor ya da ufak tefek sağa sola serpiştirilmiş. Siyah lake parçalar bulunabiliyor. Onun dışında dediğim gibi çok fazla dekoratif unsur yok. Bir ticari araç kokpiti olduğunu herhalde rahatça gösteriyor. Koyu siyah bir renk tercih edilmiş. Bütün kokpitte belki bu birazcık kalite algısını artırabilir. Bu kadar koyu bir tercih yapılması. Çok fazla detaylara belki de bakmazsınız bu sayede. Bunun dışında genel olarak dokunduğunuz yerlerdeki malzemeler gayet güzel. Mesela orta bölüme dokunursunuz bol bol ya da vites seçim düğmesine dokunursunuz. Marş düğmesi, sinyal silecek kolları, direksiyon, havalandırma kumandaları. Bunlar da gayet güzel. Bir ticari araçtan belki de bekleyeceğinizden daha fazla kalite algısı var. Ufak tefek süslemeler zaten buralara yerleştirilmiş, buralara serpiştirilmiş. Kullanışlık konusunda neler var peki? Burada görmüş olduğunuz büyük ekranda tabii ki PSA'nın yazılımı kullanılıyor. Bu büyük ekran sadece en üst donanımlı standart olarak geliyor. Premium Plus isim donanımla standart olarak geliyor. Dokumatik hassasiyeti güzel, hızı güzel, rahat bir şekilde
menüler arasında dolaşabiliyorsunuz. Ne aradığınızı ya da aradığınız şeyi rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ses açma kapama düğmesi, fiziki, ortasındaki logo ses açma düğmesiyle birlikte dönüyor. Bazılarının belki de sinirini bozabilir. Yan tarafta da dokunmatik menü düğmeleri var. Bu düğmeler yardımıyla zaten o menülere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. USB portu hemen burada bu ekranın yanında yer alıyor ve bu araçtaki tek USB portu. Dinlendirme kumandaları aşağıda ayrı olarak konumlandırılmış, fiziki olarak konumlandırılmış. Çünkü bu ürün gamında, bu araçların ürün gamında, Doblo'lu ve benzeri araçların ürün gamında biraz önce söylediğim gibi bu ekran öyle çok yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Ticari araçlar sonuç itibariyle bunlar. Maliyetler önemli. Bu nedenle de diğer versiyonların da rahat uyum sağlayabilmesi için iklimlendirme kumandaları ayrı tutulmuş. PSA binek araçlarından farklı olarak burada çift bölgeye bir otomatik klima var mesela. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Otomatik modunda 3 tane farklı seviyesi bulunuyor. Analog bir gösterge tablosu var. Ortasında dijital bir bilgi ekranı bulunuyor. Küçük bir bilgi ekranı bu. Buradan rahatça bir sürü veriyi aynı anda takip edebiliyorsunuz. Silecek kolunun ucundaki düğme yardımıyla buradaki verileri seçebiliyorsunuz. Rahat takip edilen bir gösterge tablosu bu. Üretime dijital bir gösterge tablosu da dahil edildi. Ayrıca buradaki vites kolu da Peugeot 208'de, Opel Corsa'da vesairede kullanılan AI toggle adı verilen vites kolu da değiştirildi aslında bu araçların üretiminde. Ama Doblo'da henüz bunlar sunulmuyor. Belki ilerleyen dönemde bir donanım güncellemesi vesaireyle sunulmaya başlanır. Buradan sanırım saklama alanlarına geçebiliriz. Tabii ki bir hafif ticari araçtan bahsediyoruz burada. Saklama alanları oldukça önemli olacaktır. Çok geniş bir kapı iç cebi var ama kapı iç cebinin hiçbir kademesi bulunmuyor. Hiçbir ayracı vesairesi bulunmuyor. Bir şişe koyuyorsunuz mesela oraya. Fren yaptığınızda ileriye gidiyor. Gaza bastığınızda geri geliyor. Orada hareket edip duruyor. Eğer doldurursanız o gözü daha kullanışlı olacaktır. Bezler, evraklar, peçetelik vesaire, kağıt peçetelik gibi şeylerle malum doluyor gözler. Öyle kullanırsanız herhalde daha rahat kullanabileceksiniz. Orta bölümde güzel derince bir göz bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam burada bazı versiyonlarda kablosuz şarj cihazı bulunuyordu ama bu araçta Doblo'da bulunmuyor. Burası güzel bir saklama alanı ama zeminine şöyle güzel bir kalın plastik koysalarmış buradaki eşyalar daha az ses çıkartabilirmiş. Burada grip kontrolün yeri olması gereken vites seçim düğmesinin hemen yanında. Grip kontrolün yeri olması gereken aslında seçim düğmesinin olması gereken bölümde bir küçük boşluk bulunuyor. Burayı ne için kullanabilirsiniz bilmiyorum açıkçası. Alt tarafta vites seçim çevirmeli düğmesinin alt tarafında da yine küçükçe bir saklama alanı daha bulunuyor. Bunun dışında iki tane torpido gözü bulunuyor. Burada üstte de bir torpido gözü bulunuyor. Hemen sürücünün önünde bir saklama alanı bulunuyor. Bu böyle havada açık kalmıyor. Muhtemelen sürüş güvenliği nedeniyle açık kalmıyordur. Çok da mantıklı aslında bakarsanız. Peugeot Rifter'da, Citroen, Berlingo'da, Opel Combo'da sunulan orta konsol bu araçta opsiyon olarak sunuluyormuş. Biraz önce sunulmuyor dedim ama opsiyon olarak sunuluyormuş. 7000 lira gibi bir fiyat seviyesinde alabiliyorsunuz şu sıralar. Onu alırsanız bayağı bir artıyor saklama alanlarınız. Şu anda yeterli değil saklama alanı. Mesela aracın tek bardaklıkları burada. Konsolun üstünde duruyorlar. İki tarafta birer tane duruyor. Bunlara ulaşmak birazcık zahmetli. Eğilirsiniz, alırsınız hadi neyse ama sürekli güneşin altında kalıyor oraya koyduğunuz şey. Ve mesela pet şişede su koyarsanız bu pek de iyi olmayacaktır. Ben şu anda buraya termosum koydum. Termosun kapağı plastik. Onun da mesela sürekli güneşin altında durmasını istemem açıkçası. Birazdan aşağıya alırım kuvvetle muhtemel. Bardaklı yok yani aracın anlayacağınız. Bu da önemli bir sorun haline gelebiliyor. Orta konsol eğer olsaydı en azından en üst donanımda belki standart olarak gelseydi. Çünkü bizde biliyorsunuz siparişler çok iyi çalışmıyor. En azından en üst donanımda standart olarak gelseydi iyi olabilirdi. Orası güzel bir saklama alanı oluyor. Aynı zamanda arka havalandırma çıkışları da ekleniyor donanıma. Bu ortadaki bölümü saklama alanını tercih ettiğinizde. Durumlar böyle kokpitle ilgili olarak yani genel bir ticari araç kokpit herhalde öyle çok da fazla anlatacak bir şeysi yok. İşinizi görüyor genel olarak ama en azından bir bardaklığa daha güzel bir çözüm olabilirdi. Ticari araç olarak daha iyisi yapılabilirdi. Aile kullanımı için yine daha da iyisi yapılabilirdi. Bir de tabii ön tarafta da başınızın üstünde de bir saklama alanı daha bulunuyor. Belki onu da atlamamak lazım. Buradan sürüş bölümlerine geçelim. Neler var neler yok. 1.5 litrelik dizel motor tek güç kaynağı olarak geliyor. Fiat Doblo'da 100 beygirlik bir versiyonu ve 130 beygirlik bir diğer versiyonu var. 130 beygirlik versiyonu isterseniz 6 vitesli manuel şanzımanla, isterseniz 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla satın almanız mümkün.
130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor bu versiyon. Şu an içinde bulunduğum versiyon Premium Plus donanım seviyesine sahip. 1.5 litrelik dizel motor, 8 litresi otomatik şanzımanla donatılmış. 130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Esnekliğiyle, çekiş gücüyle gayet başarılı bir motordur bu. Zaman içerisinde emisyon normlarına uyarken de bu esnekliğinden mesela hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmiyor. Mesela Renault'un 1.5 DSi iniş çıkışlı bir grafiğe sahiptir bu konuda. Emisyon normlarıyla birlikte bazen esnekliğinden kaybedebilir. Orta ya da alt devir cansızlığıyla mücadele etmek zorunda kalabilir. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Motorla şanzımanın uyumu üst düzeyde. Her zaman güzel seçimler yapabiliyor. Şanzıman hızlı seçimler yapabiliyor. Daha da önemlisi. Çok hızlı bir şekilde size ayak uydurabiliyor. Sürüşünüze yardımcı oluyor. Ve bu motorun hem performansına hem de tüketimine güzel katkılarda bulunuyor. İsterseniz kulakçıklar yardımıyla vites değişimlerini manuel olarak da yapabiliyorsunuz ama dar devir aralıklı, dar devir bantlı bir dizel motor ve 8 vitesli bir otomatik şanzımanı kullanmak pek de eğlenceli olması gerek. Belki karda mesela, kaygan zeminlerde biraz daha fazla hakimiyet için bu farklı bir yaklaşım sunabilir size. Farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Vites kolunun yanındaki bir düğmeyle de manuel modu direkt olarak seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi istediğiniz zaman bunlara basıp her zaman vites düşürebiliyorsunuz. Şu anda benim yaptığım gibi. Buradan tüketime geçeyim hemen. Zaten performans konusunda bir şey bekleyeceğinizi zannetmiyorum ya da beklentinizin sabit olduğunu düşünüyorum. Bu araçların sabit beklentileri var. Mesela şöyle düşünebilirsiniz, şunu merak ediyor olabilirsiniz. Daha önceki nesil Doblo'yu kullanıyor olabilirsiniz. Fiat'ın gerçekten geliştirdiği Fiat motoru olan. Doblo'nun 1.6 litre hacimli 120 beygirlik güce sahip olan versiyonunu kullanıyor olabilirsiniz. Ona göre mesela buradaki otomatik şanzımanlı versiyon dahi onunla çok rahat eşleşecek performans hisleri sunar. Çünkü onun birazcık alt devirleri cansızdır. Onu hızlandırmak için devir çevirmesini beklemeniz gerekir. Hemen size tepki vermez. Burada öyle değil. Burada hemen tepkinizi alıyorsunuz. Ve aynı canlılığı size çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Gereğinden daha fazla hız ve performans sunuyor bile denilebilir belki de bu aile otomobili için. Ticari kullanımda tabii ki yüklerseniz bunun karşılığını alırsınız. Tüketimlere geçelim buradan. Esnekliğinden çok bir şey kaybetmedi bu motor ama tüketim ya da tasarruf potansiyelinden bayağı bir şey kaybetti. Geçen yıllar içerisinde, daha doğrusu emisyon normlarına uyum çerçevesinde. Buradaki motor Euro 6.4'e, yani Euro 6D finale uygun bir motor. Euro 6 normlarının en son artık haline uygun bir motor. Her geçişte, her ondalık dilim geçişte, yani Euro 6.1, 6.2, 6.3 geçişinde dahi çok fazla filtreleme yapmak zorunda kaldım motorlar. Her seferinde daha da fazla azot oksiti filtrelemek zorunda kaldı. Karbondioksit yönünden o kadar sorunlu değiller ama azot oksitler ve partiküller yönünden çok dertleri var dizel motorların. Dediğim gibi bu filtrelemeler arttı. Bu filtrelemeler arttıkça daha fazla yakıt kullanır hale gel. Çünkü bunların bazıları, bu filtrelemeler yapıldıktan sonra bu kurumların yakılması vesaireler yakıt kullanılarak yapılıyor. Farklı dönüşümler var artık, çok karmakarışık filtreleme sistemleri var. Hem ağırlar bunlar, hem pahalılar, hem de yakıt tüketimini artırıyorlar. Burada da tam olarak o durum. Karşımızda 30-32 km saatlik bir ortalama hızla şehir içi var, çevre yolları var. Şehir dışındaki yollarda dahi ya da şehir içinde de genel olarak hız sınırlarına uygun bir kullanımdan bahsediyoruz ama normal bir kullanımdan bahsediyoruz yine. 7 litre 100 km'deki tüketim verisi. Eskiden olsaydı, mesela 1.6 litrelik PSA motoru olsaydı, EAT 6 şanzımanla dahi, bu EAT 8'in de önemli bir avantajı var fazlalığın oranlarıyla, EAT 6 şanzımanla birlikte dahi bu tarz bir kullanımı 6.5 litreyle belki de rahat bir şekilde tamamlardı. 7 litreleri görmezdi. Evet, durumlar böyle işte, değişiyor zaten artık her şey. Benzinlilerle dizeller arasındaki makaslar da böyle kapanıyor gitgide. Benzinliler daha tercih edilesi hale geliyor. Aslında bu aracın da bu arada üretiminde benzinli versiyonlar bulunuyor ama Türkiye'ye gelmiyorlar. Türkiye'de ticarette benzinli araçların neredeyse hiç SMS'i okunmuyor çünkü. Dönem dönem geliyor. Uygun fiyatlı geliyorlar bazen. Farklı avantajlarla birlikte geliyorlar. Bir satış potansiyeli ortaya çıkıyor ama sonra ikinci ele döndüğünde o araçlar bayağı bir zorlanıyor. Bu nedenle de tercih edilmiyorlar benzinli motora sahip olan ticariler Türkiye'de. Tüketim konusunda durum böyle. Eğer otobana çıkıp
otomobil sınırlarını zorlamak isterseniz, ticari araç sınırları yerine otomobil sınırlarını zorlamak isterseniz 7,5 litreleri görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. 110-120 km saatlik bir tempoyla kullanırsanız yine tüketiminiz 7 litreler civarında oluyor. 90 km saat civarında sakin bir kullanım benimserseniz tüketiminizi o zaman 6,5 litrelere doğru düşürebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Çok gözünün içine bakarsanız belki 6 litrelerin başını görebilirsiniz ancak bu versiyonda. Diğer sürüş özelliklerine geçelim. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu ile birlikte geliyor. Ön tarafı EMP2 bu araçların. Bu ne demektir? Peugeot 3008'de aynı ön tarafa sahip demektir. Ya da Peugeot 308'de ya da Citroen C5 Aircross'la aynı ön tarafa sahip demektir. Arka tarafı bir önceki nesil hafif ticarilerden geliyor. Onların geliştirilmiş bir versiyonu. Güçlendirilmiş bir versiyonu tabii ki. Sonuç itibariyle bu aracın sürüşü gerçekten çok iyi. Hatta şöyle söyleyeyim size. Çoğu BSU'dan daha iyi bu aracın sürüşü. Genel sürüş kalitesinden bahsediyorum burada. Konfor yoltuş dengesi vesairesinden bahsediyorum. Gerçekten de çok çok başarılı. Çok iyi ayarlanmış bir direksiyon sistemi var. Süspansiyon sistemi tabii ki sert ayarlı yüksek bir araçtan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle yerden yüksekliği pek fazla olmasa da kendisi yüksek bir araçtan bahsediyoruz. Kabini gövdesi yüksek bir araçtan bahsediyoruz. Onu dengede tutmak için tabii biraz sertlik gerekiyor. Ama yine de ticari araçlar skalası üzerinde yerleştirecek olursak biraz daha yumuşak bir süspansiyon sistemi. İlk kullandığımda daha sert algılamıştım. Çünkü orada kullandığım aracın muhtemelen lastik basınçları yüksekti ve o durumda daha önce hiç görmediğim bir yolda kullanmıştım otomobili. Biraz daha sert olduğunu düşünmüştüm ben açıkçası ama İstanbul'da kullandıktan sonra lastik basınçlarını düzeltip kullandıktan sonra biraz daha yumuşak ayarlandığı ortaya çıkıyor. Zaten burada PSA ticarilerinin takip edebileceği 2,5 yol var diyelim. Bir tanesi Citroen Berlingo'nun yolu, daha yumuşak bir süspansiyon ayarı. İkincisi Opel Combo'nun yolu, biraz daha sert bir süspansiyon ayarı. Bir de buçuk da Peugeot Rifter'ın da kendine has bir ayarı var. Çünkü yerden yüksekliği biraz daha fazla. Peugeot Rifter'ın biraz daha maceracı imaj oluşturabilmek için siyah eklentiler vesaireleri birlikte yerden biraz daha yüksek. Onunki daha farklı. Biraz daha Berlingo'nun ayarına yakın ama daha gevşek hissettiriyor. Yerden yüksekliği artırıldığı için. Sonuç itibariyle dediğim gibi iki tane yol var ve genel olarak hem Toyota hem de Fiat anlaşılan o ki Berlingo'nun yolunu tercih etmişler. Opel'in yolu birazcık fazla Alman kalmıştır belki bu araçlar için. Sonuç itibariyle konfor seviyesi gayet güzel. Darbe sönümleme başarısı iyi. Darbe filtreleme başarısı iyi. Burada 17 inçlik jantlar var. Bulup bulabileceğiniz en büyük jantlar zaten bunlar Doblo ürün gamı içerisinde. Genel olarak burnuna çok sadık otomobil. Mesela arka aksı neredeyse hiçbir zaman vuruntu yapmıyor ya da viraj içerisindeki zemin bozukluklarına aşırı tepki vermiyor. Çok rahat bir şekilde kontrol edilen, keyifli sayılabilecek bir otomobil. Bir hafif ticari aracı andıracak pek bir sürüş özelliği yok bu aracın. Ve başta da söylediğim gibi pek çok SUV'dan da daha iyi sürüş özelliklerine sahip bu açıdan baktığınızda. Sürüş genel olarak oldukça rahat dediğim gibi. Hem park manevralarında sizi yormuyor hem otobanda sizi yormuyor. Yan rüzgarlardan çok etkileniyor. Bu içinde bulunduğum araç çok etkileniyor ama. Kullandığım diğer kuzenleri ya da farklı logoya sahip olan diğer versiyonlarda bunu çok ciddi bir şekilde hissetmemiştim. Ve zaten yan alanı oldukça geniş bir araçtan bahsediyoruz burada. Yan rüzgarlardan etkilenmesi çoğunlukla normaldir ama bu içinde bulunduğum araç daha da abartılı bir şekilde etkileniyor. Bu da muhtemelen basamaklardan kaynaklıdır. Aracın dışına taktığınız şeyler rüzgar direncini değiştirir sonuç itibariyle aracın. Aracın altından geçmesi gereken, yan taraftan gelip altından geçmesi gereken havayı engelliyor muhtemelen. Yan alanını biraz daha genişletiyor basamaklar ve sonuç itibariyle de yan rüzgarlardan etkilenmesi daha bariz hale geliyor otomobil. Ben olsam dışına bir müdahalede bulunmazdım aracın. Yani en fazla jant değişim vesaire onlar daha ufak tefek farklar oluşturur. Onun dışında böyle çok fazla eklenti yapmazdım. Küçük spoilerler bile bayağı bir farklılık oluşturuyor otomobillerin sürüşlerinde. Ses konusunda soğukken dizel motorun sesini içeriden duyabiliyorsunuz ama genel olarak iyi yalıtılmış bir araç. Binek araçlarla kıyaslanabilir bu konuda bazı binek araçlarla. Rahat bir şekilde kıyaslanabilir.
lastik yuvarlanma gürültüsü, rüzgar sesleri bunlar konusunda makul bir şekilde yalıtılmış. Sizi çok rahatsız etmiyor. Hatta sizi hiç rahatsız etmiyor bile denilebilir. Tabii ki kabin büyük olduğu için, kabinin hacmi büyük olduğu için boşken sesler biraz daha fazla büyüyerek sizin kulağınıza geliyor. Şu anda ben konuşurken sesimin hafiften yankılandığını hissedebiliyorum. Ama bu genel kullanımda öyle çok da büyük bir fark oluşturmuyor. Durumlar böyle. Sürüşle ilgili başka anlatmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir hafif ticari araç olarak gerçekten de çok başarılı sürüşü var. Pek çok konuda binek araçlarla yarışabilecek, kıyaslanabilecek bir sürüşten bahsediyoruz. Buradan fiyatlar donanımlar kısmına hemen geçelim. Fiyatın, daha doğrusu TOFAŞ'ın Türkiye'de özel bir avantajı vardır her zaman. Fiyat konusunda önemli bir esnekliği vardır. Fiyat rekabeti yapmak isterse bunu gayet güzel bir şekilde başarır. Doblo'da da tam olarak bu geçerli. Türünün en uygun fiyatlı örneği. Şöyle betimlemek lazım belki de bunu ya da şöyle açıklayabilirim belki de size. Citroen Berlingo'ydu çoğunlukla bu ürün gamının hüküm sürdüğü dönemdeki en uygun fiyatlı versiyon. Dönem dönem değişmiştir bunlar kampanyalarla vesairelerle. Ama genel olarak Citroen Berlingo'ydu. Citroen Berlingo'dan belirgin bir şekilde daha uygun fiyatla satılıyor. Daha doğrusu en üst donanımlarda birbirlerine yaklaşıyorlar. Alt donanımlarda biraz daha farklar açılıyor. Yani TOFAŞ Fiat Doblo ile daha önceden elde ettiği hacimlerin en azından bir kısmını tekrar elde etmek istiyor. Doblo müşterisini hemen başkalarına kaptırmaya hazır değil. Bu nedenle fiyat konusunda biraz daha esnek davranıyor demektir. Mesela Toyota Prius'ten ciddi anlamda daha uygun fiyat seviyesine sahip Fiat Doblo. Bugün Ağustos ayının son günlerindeyiz. Bugün 24 Ağustos 2023 yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki Premium Plus versiyonu 1 milyon liranın biraz üzerinde, 1 milyon 60 bin lira civarında bir fiyat seviyesine sahip. Donanımlar açısından baktığınızda mesela binek versiyonlarda dahi ilk iki donanım seviyesinde Ease ve Urban yanlış hatırlamıyorsam donanım seviyelerinin isimleri perde hava yastıkları sunulmuyor. Sadece yan hava yastıkları sunuluyor. Sadece Premium Plus isimli en üst donanım seviyesinde perde hava yastıkları sunuluyor. Bunun dışında otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi, köreç algılama sistemi, şerit takip sistemi bunları da yine Premium Plus'ta güvenlik paketi dahilinde satın alabiliyorsunuz. 15 bin lira gibi bir satış fiyatı var bugün itibariyle. Bence kesinlikle alın çünkü özellikle köreç algılama sistemi bu aracın olmazsa olmazı olmalı. Standart olarak gelmeliydi. Aynalarında bayağı bir kör açısı var. Çift açı bulunmuyor aynalarda ve biraz daha dar tasarlanmış aynalar. Bu nedenle de sürekli eğilip bakmanız gerekiyor. Ben kör açı algılama sistemi olmasına rağmen sürekli kontrol ettim. Ne olur ne olmaz. Çünkü kul yapısı tam yanınızdaki aracı bazen göstermeyebiliyor. Aracı bir şekilde sizin görmeniz gerekiyor. Diğer donanımları da saymama gerek yok herhalde bilmiyorum ama ya anahtarsız çalıştırma, giriş ve çalıştırma sistemi, çift bölgeli otomatik kliması, büyük ekranı vesairesi. Bayağı bir donanımı var herhalde böyle söylenebilir. Donanım gırtlak denilir neyse öyle denilebilir. Sonuca bağlayacak olursak Fiat Doblo için yani eskisinden geride kalan herhangi bir şey yok herhalde buraya kadar anlamışsınızdır. Arka koltuklardaki farklı durum var ama arka koltuklardaki durum aslına bakarsanız Doblo ile alakalı ya da bu yeni altyapıyla alakalı değil, daha çok arkadaki paravanla alakalı. O paravana göre tasarlanmış otomobillerin arka tarafı ve bu nedenle de o koltuklar biraz daha dik pozisyonda yerleştirilmek durumunda kalmış. Onun dışında neredeyse her konuda daha iyiye gitmiş. Mesela koltuklar artık kapılara makul uzaklıkta çünkü Doblo altyapısı aslında Fiat Punto'dan geldiği için koltuklar biraz daha ortaya konumlandırılmak zorunda kalıyordu. Çünkü Punto'nun koltuklarının konduğu yere konulmak zorunda kalıyordu ama aracın kupası, aracın karoseri Punto'dan çok daha geniş olduğu için kapılar uzakta kalırdı. O yüzden mesela eliniz direksiyondayken şöyle dirseğinizi kapıya koyamazdınız. Kapı size uzak kalırdı. Artık öyle bir durum yok. Tabii bunun ikinci bir karşılığı da dirseğinizi kapıya koymanız çok önemli değil ama yandakiyle biraz daha samimi de dururdunuz aynı zamanda. Kocaman bir otomobilde oturuyor olmanıza rağmen artık durum öyle değil. Bütün genişliğini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Farklı kullanışlık çözümleri var. Farklı donanım çözümleri var. Böyle baktığınızda da her şey biraz daha iyiye gitmiş. Ama artık bu araç Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'ye ekstra katma değer sağlamıyor. Durumlar böyle. Bunun için de söyleyecek çok fazla bir şey yok herhalde. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bu arada bir hafif ticari araç alacaksanız ya da
mesela bir BSU almak durumundaysanız ama hacmi size tam olarak yetmiyorsa, yetmeyecek gibiyse bu araçlara bakabilirsiniz. Ticari araçlara bakabilirsiniz. Şu anda çoğu BSU'dan daha uygun fiyat satılıyor bu araçlar. Buna karşılık her yıl muayeneye girmek zorundasınız. 2 yılda bir değil, her yıl muayeneye girmek zorundasınız. Karayolları, hız sınırları biraz daha düşük bu araçlar için. 150 ile gidemiyorsunuz mesela. Yani 140 artı devletimizin sağladığı ekstra %10'luk payı da hesapladığınızda 150 km saati çıkan yerlerde 150 km saatte gidemiyorsunuz. 110-120 km saatlerle gitmek zorundasınız. Yanlış hatırlamıyorsam hatta o ekstra payı da yok. Tabelada gösterilen hızla gitmek zorundasınız. Bazı köprülerden geçemiyor mesela hala resmi olarak İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçemiyor bu araçlar. Yani bazı kısıtlamalar var. Buna karşılık da kocaman bir aracı almış oluyorsunuz. Daha düşük ÖTV ödeyerek. Durumlar böyle. Ben şu trafik sıkışıklığına geleyim o zaman. Size de veda edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.